Selam dostlar. Evet, bugün günlerden ne Kadir? Çarşamba. Çarşambaya geldik mi? Selam. Çarşambaya çok az kaldı. Çarşambaya az kaldı. Biz şu an Tekiköy'ü geçtik. Samsun'da dün akşam konakladık. Bugün Bandırma Vapuru'nu gezdik. Buraya gelmişken Bandırma Vapuru'nu tabii görmemek olmaz. Şimdi Kabaceviz Şelalesi'ne doğru çıkıyoruz. Şu arkamdaki güzelliğe bakın. Yaylalar. İşte abi bizim tatil asıl bugün başlıyor. Dün akşam Atakum bölgesinde sahilde kampımızı kurduk. Saat kaçtı ya? 10.30 falan mı yani çadırı bitirdik. Yani büyük çadırdı. Dolayısıyla o çadırla artık her yerde olmaz. Kadir gitti bugün bir tane küçük çadır aldı. İkimiz kendi çadırımızla ayrı yere kurup o şekilde kalacağız. Evet abi şu yani şu görüntü işte Karadeniz'imizin en güzel yanı bu. Yaylaları. Hava da bugün bulutlu. Çok sıcak değil. Yani sıcak değil derken aslında kaç derece Kadir? Demin 30 derece falan gösterdi. Yani şu trafikten çıkmak için var ya bir an evvel böyle trafikten çıkalım dedik. Yani İstanbul diyorum. Samsun'un trafiği gerçekten çok yoğun. Yani işte şimdi artık böyle dağlardan, bu yaylalardan Trabzon'a kadar bir şekilde gideceğiz. Ondan sonra Trabzon'dan aşağı inip İç Anadolu'dan Tokat üzerinden Tokat, Ankara, Afyon, Karahisar ve İzmir'e geri döneceğiz. Evet, bugün 3. günümüz. Samsun, Karadeniz turumuzun 3. günü. Şu anlık her şey iyi. Çekimler yaptık. Sizlere bunların hepsini yakında güzel montajlarla sizlere vereceğiz. Evet Kadir, var mı diyeceğin? Fotoğrafçı bizimki selam. Çekip duruyor. Aynen, ben yani ilk abi, defa geldim buralara. Abi boyu uzun ya, dur şunu yukarıya çarpmam lazım. Boylarımız uyuşmuyor. İlk defa geldim ve ben deniz şehir çocuğu olarak görmemiş gibi saldırıyorum bunlara. Her yeri çekmem yani, lazım. Acayip fotoğraflık. Yani ya süper yani harika. Gösterdin yani mi karşıya? Gösterdim de puslu, uzaktan çok şey oluyor. Yani bilmiyorum ya, harika. Evet dostlar, yaylaya çıkınca oradan da görüşürüz. Bye. Görüşmek üzere. Şelaleyi bulduk. Şelaleyi şimdi keşife gidiyoruz. Yani muhteşem. Evet, arkada çekim yapıyor. Keşife ineceğiz dedik. Çekim yapmayalım dedik. O çekiyor, ben de çekiyorum. Allah, aşağıda şelale bir yerde. İnşallah. Oh! Soğuk mu? Çok güzel. Oh! Thank you.
Evet Kadir, ne haber? Neredeyiz? Şu an Perşembe Yaylası. Perşembe Yaylası'nda inanılmaz bir manzaraya karşı çadır kurduk. Perşembe Yaylası'ndayız. Kadir'e yeni çadır aldık. Evet. Benim çadır burada. Bakın şurası. Şu ağacın arkası göl. Evet. Ama yemek yapacağız ama yapamıyoruz çünkü çok kötü yağmur başladı. Evet, sabaha görüşürüz. Belki yemek yaparken birkaç kare çekeriz. Evet. Menüde ne var? Evet dostlar, sucuk, afyon sucuğu. Valla yerleştik. Hava hala puslu. Buranın ben sabah nasıl bir manzaraya kalkacağımızı düşünemiyorum. Kadir, sen sence? Bence inanılmaz bir manzarayla karşılaşacağız burada. Şu an 17 burada. Derece hava. Yağmur çiseliyor. Acayip puslu. Bakın hiçbir şey gözükmüyor. Bak şöyle göster. Görüyor musun ışığı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey gözükmüyor abicim. Hemen şu arkamız zaten şey. Göl. Evet abi. Bu taraf göl. Sabah. Abi, video bekleyebilir. Videoyu kapat. Ekmekleri hazırla. Yanıyor. Yanıyor. Günaydın dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz iyiyiz. Perşembe Yaylası. Neydi? Aybastı'dayız. Dün gece burada geçirdik. Ama gece acayip yağmur ve pusluydu. Sis tamamen yere çökmüştü. Ve şu an zaten arkayı da görüyorsunuz. Gölün kenarındayız. Çadırlarımız burada. Ama hava yağmurlu. Bakalım bugün nasıl geçecek. Yavaş yavaş kalkıyor. Demin bu gölü göremiyorduk. Şu an saat yaklaşık 6.30 gibi falan. Artık bakalım günümüz nasıl geçecek. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Bizden sizlere selamlar, saygılar. Karadeniz'den, Perşembe Yaylası'ndan. Bence böyle kal ya. Düzene gerek yok yani. Bıraksınlar arka arkaya. Biz en arkaya bırakalım ki çıkacağım. Çıkmak ister. Evet dostlar, geldik. Nereye geldik? Ay bastı. Perşembe Yaylası da. Akşam şurada aşağıdaki gölü görüyor musunuz? Bak aşağıdaki gölde şurada en uçta kaldık. Zaten videolardan görüyorsunuz. Abi gel gel. Yani şu olaya bakar mısınız ya? Yani Şu yoldan, bak şehitliğin olduğu yoldan, şu arabaların olduğu bölgeden, böyle o bayrağın oradan ileri doğru gittik. Hatta orayı şimdi Kadir zoomlayabilirse, çok da hızlı zoomladı. Lap diye böyle. Yani hiç video şeyi yok yani. Neyse, devam ediyoruz. Ta oraya kadar gittik. Oradan drone'u buraya kadar getirdik. Ya o drone buraya kadar geldi değil mi? Geldi. Çünkü camiyi biz bu açıdan gördük. 300 metre falan, 304 metre buraya kadar geldi. Neyse, demek istediğim şu gördüğünüz ırmak gibi olan şeyler şu gölden akıyor. Böyle devam ediyor. Yılan gibi dolana dolana aşağıya akıyor. Orada da bir tane şelale var. Neydi? Çeşişli. Çeşişli şelale. Ben niye hep celale diyorum ya? Çeşişli şelalesi. Şelalesi sanırım. Çişeli olması lazım. Çişeli. Evet. Çişli diyelim bari o zaman. Yani. Çişeli. Çişeli şelalesi. Çok isimler var. Evet, acayip isimler var ya. Yani bu ırmak oraya doğru akıyor. Orada da çok güzel bir şelale var. Nasıl güzel olduğunu size anlatamayacağım. Çünkü gitmedim. Gitmedik çünkü hava kapattı. Hava kapatınca ne oluyor? Biz gidemiyoruz. Yani acayip bulut. Ya bu bulut mu? Sis mi? Ya bana bulut geliyor çünkü 1500. Ya şu an sırılsıklamız yani. Şu anki rakım 1500 arkadaşlar. Değil mi? Bence bulut bu. 1500 bulut yani. Yani bulut bu kadar yüksekte mi? Yani. Kim biliyorsa yazsın yorumlara. Tamam mı? Evet dostlar.
Bey Perşembe beyler binecektim ya. Perşembe Allah Allah. Perşembe yaylasından selamlar. Görüntüleri inşallah beğeniyorsunuzdur. Karadeniz turumuzun 4. günü değil mi? 4. günü. Bir gece Sapancı'da kaldık. Bir gece Samsun'da kaldık. 3. gece burada kaldık. Dün gece burada kaldık. 4. günümüz. Pazartesi yola çıktık. Pazartesi. İşte 4. günümüz. 3 gece 4 gün oldu. 3 gece yattık 4 gün oldu. Kadir'le karar vermeye çalışıyoruz. Çıkalım mı? Trabzon'a doğru çıkmayalım mı? Bence kalalım. Ben biraz üstüme malzeme almam lazım. Aşağıda pazar var. Pazarda pazarda bir şeyler almak istiyor kendine. Dağa mı geldin sen? Denize mi geldin? Nereye geldin abi, usta? Yanlış anlamadı, bu erkek havası. Abi. Ya göremiyorsunuz siz ya. Aslında var ya, hava açtı biraz da. Şöyle yaklaştırırsam. Şöyle. Evet. Şimdi bir de şunu göstereyim. Yani Ayvas'ta geldiğimizi şey yapalım. Gerçekten Ayvas'ta geldiğimizi. Perşembe yaylasına. Evet, buyurun. Evet, biraz sonra görüşmek üzere. Şu an şuranın eğimini göstermeye çalışıyorum. Çıkayım ben. Yok, sen devam et. Şu senden anlaşılıyor zaten. Şu spor... Gülme sen. Niye gülmeyeyim? Ya gülme sen. Ben ciddi yandan da bir zorluk çıkıyor. Tamam, keselim orayı. Keseyim orayı. Ekstrem yapalım yani. Al işte sana. Ekstrem bu. Ciseli Şelalesi'ne geldik. Şurayı çıktık. Araba şurada. Yani hiçbir şey gözükmüyor. Şelale burada. Dostlar merhaba, Düşeni Şelalesi'ne geldik en sonunda. Muhteşem bir görüntü, buraya bakın. Yani biz burayı böyle beklemiyoruz. Düzenirler çok küçük, çok küçük. O yüzden küçük geldik. Yukarısı tamamıyla puslu. Yani acayip bulut var. Ama burası muhteşem. Muhteşem. Buraya bakın. Selamlar. Şimdi kaldığımız yerden hareket edeceğiz. Bir manyaklık, bir delilik yapacağız. Şu arkamı görüyor musunuz? Şu yukarıdan buraya şöyle arkadan dolanıp buraya kamp kurmayı düşünüyoruz. Ve manzaramız bu. Görüyor musunuz? Aşağıda şelale var. Oraya gittik. Zaten gördünüz şimdi kesitleri. Muhteşem abi, muhteşem. Da şimdi arabanın 4x4'ünü deneyeceğiz bakalım.
ne kadar güçlüymüş Audi Q5'ler. Tabi şimdi şu girişe bakmam lazım. Kayalık mayalık var mı yok mu? Ona göre oradan karar vereceğiz. Yani buradaki tespitimize göre bu araba buradan gider. İleriden de gider. Bakın burada kamp yapmışlar. Ateş yakmışlar. Yani izler var. Burada kalanlar olmuş. Dolayısıyla biz niye kalmayalım? Tabii her yerde kamp yapmışlar, ateş yakmışlar. Yani gece konakladılar mı onu bilmiyorum ama buradaki havayla oradaki hava çok farklı. Gölün yanındaki hava. Bence orası da şu an şey oldu. Orası da yumuşamıştır. Bir gidelim de bakalım. Şu önce bir arabanın girişine bakalım. Buradan giriyor mu girmiyor mu? Evet. Yol burası. Önemli olan şurada. Orada bir kaya var. O kayayı oraya niye koydular bilmiyorum. Girmesin diye arabalar belki. Eğer öyleyse bu proje iptal. Misafirimiz var. Misafirimiz görüyor musunuz? Lan. Bak. Kangal kaynıyor ortalık var ya. Her tarafta kangal köpek. İnek, koyun her yerde bir şeyler var yani. Havada öyle bir değişti ki. Menüde ne var? Menüde bugün yücel spesyalite kızık pastırma yumurta menemen. Yani menemen içi. Şuraya bakar mısın ya? Yağımız falan yok. Sucuğun kendi yağında herhalde pişer. Yağını salıyor. Bu sacı buradan köyden aldık. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ya. Hala Perşembe Yaylası'ndayız. Burada kalmaya karar verdik. Hava açıyor, kapatıyor, açıyor, kapatıyor. Çok bir acayip yani. Şimdi tabii burada şimdi bu ateşin üzerinde ateş kısma diye bir olay da yok. Şimdi o nedir? Bu şimdi evde Servet Bulgun'un yapmış olduğu açabilirsek tabii. Ah Servet bunu nasıl yaptın sen ya? Yanacak. Diş ha. Atlamış. Bu evde yapımı menemen. Aman Allah'ım. Sap yanıyor sap. Sapı yanıyor. Ne yapalım? Sapsız saç olacak bu. Çöpe de atmak ayıp, günah olur bunu. Ama ne yapalım? Soğuduğu zaman kullanılır ya. Alev almaz o. Alev almasın yani. Alev alırsa gitti o. Görüyor musun? Bu evde yapılmış menemen hazır şeyi. İçinde biberi, domatesi. Servet Bulgun, teşekkür ederim sana. Sağ olsun 4 kavanoz verdi. Bu zaten herkes yapıyor bunu. Yani bu menemen ama bu benim tarzım şey yani. İçinde sucuk mucuk olmaz menemenin yani. Sadece yumurta yeterliydi değil mi? Şimdi buna yumurta kıracağız. Bu suyu biraz çeksin. Müziğimiz de çalıyor. İnşallah telif yemeyiz ondan. Müzik var ha. Müzikten telif yiyeceğiz. Kadir.